Selamünaleyküm gençler. Beşinci ünite İslam düşüncesindeki yorumlar ünite konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta şöyle bir giriş yapmıştık. Demiştik ki din ve din anlayışı nedir? Aralarındaki farkları sizlerle gözlemlemiştik. Ve buradan birazcık daha hatırlamak adına konu edersek, bahsedersek. Çocuklar din neydi? Din Allah-u Teala'nın insanların dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamak için gönderdiği kurallardı, değil mi? Peki bu kurallar kimle geliyordu? Peygamberler aracılığı ile geliyordu. Ve vahiy kaynaklıydı. Peki çocuklar, din anlayışı ise neydi? Allah tarafından gönderilen dinin, yani ilahi kuralların insanlar tarafından içinde bulundukları zamana, döneme, şartlara göre algılanması, yorumlanması şeklinde tanımlamıştık. Peki, şöyle biraz açarsak hatırlayalım. Allah-u Teala vahiy yoluyla gönderdiği bilgileri peygamber aracılığıyla insanlara ulaştırıyordu. Peki peygamberler, çocuklar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam döneminde insanlar, yani sahabiler, karşılaştıkları konular üzerinden veya anlayamadıkları, yani ayet içeriğini anlayamadıkları durumlarda hemen Allah Resulü'nün yanına gider, onlara soruları sorar ve tatmin olan bir şekilde ayrılırlardı. Yani cevaplarını almış olurlardı. Yani peygamberin yaşadığı dönemde kaynak kimdi? Vahiy ve peygamberin kendisiydi. Yani peygamber onlara birinci, hani bir önceki ünitede de hatırlarsan, Kur'an'ı açıklayıcı olarak karşılarına çıkıyordu. Mesela namaz kıl ibadetini peygamber, ben nasıl kılıyorsam siz de bu şekilde kılın. Sahabiyi, yani dönemindeki insanlara bu şekilde örnek olmuş ve uygulamıştı. Anlıyorum ki peygamber vefat edene kadar herhangi bir sahabi kendi yorumunu, kendi düşüncesini hiçbir şekilde eklememişti. Neden? Çünkü bilgi kaynağı temel olarak zaten kendisi vardı. Ve sahabi de çocuklar imanın meyveleri olarak karşımıza çıkmıştı. Peki ne diyoruz? Din kesin bir bilgidir ama din anlayışı kişiden kişiye göre değişebilir, değil mi? Dönemden döneme göre değişebilir ve bu şekilde dinin kaynağı sabitti ama din anlayışı sabit değildi kaynak olarak. Yani her insanın görüşü farklı olabilir. Burada belli alimler üzerinden bizler ne yapacağız? Sizlere örnekle açıklamış olacağız. Peki, ekrandaki dokümana baktığınızda din anlayışındaki farklılıkların sebepleri var. Sebep neden din anlayışında farklılıklar olmuş? Diyor ki örf ve adetlerin etkisi, siyasi sebepler, sosyal sebepler, işte ekonomik coğrafi sebepler, insan yapısından kaynaklı sebepler, dini metinlerdeki anlaşılması açısından kaynaklanan sebepler şeklinde karşımıza çıkıyor. Biraz açarsak şöyle söyleyelim, biz aslında sizlere bunların hepsini için alan bir özet yapayım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vefat ettikten sonra çocuklar halifeler dönemiyle birlikte İslam coğrafyası genişleyecek, yeni topraklar, yeni bölgeler, yeni insanlarla ne yapacak? İslam tanışacak ve insanlar da İslam'la tanışacak, İslam yönetimiyle tanışacak ve halifelerin yönetiminde olan bu bölgelerde haliyle çocuklar yeni sorunlar ortaya çıkacak. Nedir? Mesela insanların daha önceki din anlayışları, kendi eski dinlerindeki yöntemler veya işte örf, adet, gelenek, kültürel yapılarındaki farklılıklar, coğrafi yapılarındaki farklılıklar, anlayışlarındaki farklılıklar, yeni sorunların ortaya çıkması, Kur'an ve sünnette bulunmayan bir sorunun ortaya çıkması, bunların hepsi nedir? Farklılıklara yol açmıştır. Mesela Medine'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabinin varlığı üzerinden örnekleri ve etkisi daha kalıcıdır. Ama bir Irak düşünün, İran topraklarını düşünün. Burada hiç peygamberi bilmeyen insanlar haliyle kendi dönemlerinde, kendi eski kültürlerindeki gelenekleriyle İslam'ı ne yapacaklar? Kabullenmeye ve birleştirmeye çalışacaklar. Ve farklı konular ortaya çıkacak. Ve burada farklı yorumlar, farklı sorunlar, gündeme gelmemiş yeni konular ortaya çıkacak. İşte burada İslam alimleri ne yapacaklar? Bu konulara yol gösterici olacaklar. Yeni fikirler ortaya çıkarmış olacaklar. Peki, siyasi sebep dersek de burada da biraz özetlemek istiyorum. Siyasi sebep deyince çocuklar İslam tarihini biraz bilmek gerekiyor. Özellikle halifeler dönemindeki çıkan olaylar, savaşlar, ihtilaflı konular ve bu konular üzerinden yeni anlayışlar, yorumların çıkması
ne olacak? Kur'an ve sünnete uygun olmayan görüşlerin ortaya çıkması nedir? İslam düşüncesindeki farklı yorumların alt zeminini oluşturacak. Mesela bir örnek vermek gerekirse Hazreti Ebu Bekir biliyorsun ilk halifedir. Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve sonrasında Hazreti radıyallahu anh gelmektedir. Peki bu dört halife çocuklar sıralamaya baktığımızda ilk halife Hazreti Ebu Bekir'dir. Ama bazı bir grup sonraki dönemdeki insanlar Hazreti Halife'ni halife olarak Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın halifeliğini kabul etmeyecekler. İlk olması gereken Peygamber Efendimiz'in Haşimoğulları soyundan Hazreti Ali'nin olması gerektiğini ve evlatlarıyla devam etmesi gerektiğini savunacak olanlar ve bu şekilde halifeleri reddedenler, Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle beraber sorumlu olan insanların bulunmasıyla ilgili konular ortaya çıkacak. Ve birkaç savaşta da ortaya çıkan ihtilaflı konular çocuklar işte burada yeni görüşlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak. Ve devam edeceksek insan yapısından kaynaklanan dedik. Az önce söyledik ya hani mesela İran, Irak'ta, Medine'deki insanlar, peygamber ve sahabi bilen insanlar orada yok haliyle. Ve buradaki insanların görüşleri farklı, daha akıl yönüyle araştırma yapan insanlar ve burada sorunlar, yeni sorunlar çıkıyor. Mısır bölgesi fethedilmiş ve genişliyor gitti de İslam coğrafyası ve türlü türlü yeni konular, yeni bilgiler ne yapacak? Haliyle genişleyecek. İşte bizim burada karşımıza çıkan kelimeler, kavramlar, dört tane kavram. Ben bu dersi iyi anlamak için bu dört kavramın tam olarak ne anlama geldiğini iyi bilmem gerekiyor. Nedir bu kelimeler? Birincisi mezhep kelimesi. İkincisi itikat, üçüncüsü fıkhi ve dördüncüsü ise tasavvufi. Peki mezhep ne demekmiş? Diyor ki din alimlerinin kendi görüş doğrultusunda geliştirdiği metotlar. Bir din alimi, bir İslam aliminin kendi görüşlerinin doğrultusunda, kendi fikir ve görüşleri doğrultusunda geliştirdikleri ekol, yöntem, uygulamalar bir süre sonra başka insanlar da uyguluyor. Çevresindeki grup insanlar da uyguluyor ve bu şekilde ne oluyor? Artık metotlaşmış bir yöntem haline gelmiş oluyor. İşte bu yönteme, metoda biz ne diyoruz gençler? Mezhep diyoruz. Mezhep unutmayın yeni bir din değil. Mezhep dinin yorumlanması demektir. Az önce dedik ki İslam alimleri kendi dönemlerindeki çıkan konular üzerinden farklı yorumlar ortaya çıkaracaklar. İşte bu yorumların her birine mezhep olarak adlandırabiliriz. Peki, itikat kelimesi. İtikat kelimesi aklıma geldiğinde inanç esasları gelecek gençler. Dünyada ve ahirette insanların mutlu olmaları için Allah'ın göndermiş olduğu kesin kurallar var. İşte bu kurallara inanmak nedir? İnanç esasları arasında yer alırdı ki nedir? Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, kitaplara iman, kader kazaya iman, ahirete iman gibi konular. Bu inanç esasları değişir mi? Asla değişmez. Vahiy ile sabit mi? Elbette sabit. Ve biz inanç esaslarını yorumlayan alimlere şunu söyleyemeyiz. İki tane esas almış, üçünü bırakmış, birini almış, dördünü bırakmış şekilde bir yorum farklılıkları yaptıklarını asla söyleyemeyiz. Ama ne olmuş? Kendi dönemlerinde yine fitneler, yani yanlışlar ortaya çıkmış olabilir, yeni sorular ortaya çıkmış olabilir, bununla ilgili yeni fikirler, yeni düşünceler dışında alimler etrafında oturan öğrencileriyle karşılıklı soru cevap şeklinde uygulama yaptıklarında farklı sorular ortaya çıkmış olabilir. İşte burada inanç esaslarıyla ilgili çıkan sorular, konular, farklı yorumlar, yanlış yorumlar her ne olursa olsun bunlara karşı oluşturulan yöntem, görüş birliği, İslam alimlerinin görüşlerini ise çocuklar bizler İtikadi görüşler olarak esas alacağız. Yani itikat demek inanç esası demek. Unutmayın bunu. Bir diğeri ise fıkıhtır. Fıkıh ise nedir? İbadetleri esas alan. Yani namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetleri esas alan veya günlük hayattaki uygulamalarımızı, iş hayatındaki uygulamalarımızı mesela ticaret, ahlak olabilir veya çocuklar ailevi olarak eğer ola ki bir boşanma olduysa boşanmadaki sebepler veya sonuçları veya miras gibi evlilikle ilgili. Bunların hepsi nedir? Konu alan düşünce biçimidir. Peki fıkhi yorumlar dediğim zaman mezhepler karşıma çıkacak.
Yine diğer öncekinde söylediğimiz gibi şöyle demiyoruz. Yani değiştirmişler. İbadetlerin esaslarını değiştirmişler veya işte farklılaştırmışlar, yeni uygulamalar katmışlar ama eskilerini çıkarmışlar. Asla bunu söyleyemeyiz. Ne dedik? Allah'ın koymuş olduğu esasları hiçbir şekilde değiştirmiyorlar. Değiştirdikleri yok. Aslında eklemeleri, uygulamaları, işte coğrafi sebeplerden kaynaklı değişkenler karşımıza çıkacaktır diyoruz. Peki, son olarak da tasavvufi yorumlar. Çocuklar, tasavvuf demek özellikle Türkler için söyleyelim. Türklerin Müslüman olması tasavvufi yorumların çok fazla etkisi vardır. Yesevilik, Mevlevilik, Kadirilik gibi. Nedir? İnsanın İslam ahlakını özümsemesi, benimsemesi demektir. Yani şöyle söyleyelim. İman esaslarını kabul ettik. İbadetleri kabul ettik. Hani derslere başlarken genel olarak dönem başında şöyle söylüyoruz, hani konularımız iman esaslarıyla ilgili olabiliyor, ibadetlerle ilgili olabiliyor. Bizler Allah'ın verdiği bu esasları onayladık, kabul ettik, tasdik ettik ve artık Müslümanız, değil mi? Peki Müslüman olmak tamam, bitti, onayladım. Bu kadar değil tabii ki. Hayata geçirmek de gerekiyor. Hayata geçirirken de işte ahlaki boyutuyla ben kendimi eğitiyorum. Nedir? Hoşgörülü olmak mesela, insanları sevmek, affetmek, bağışlamak. Yani bu hayatta yaşıyorsak ve bu hayatta Müslüman olarak bir yaşam biçimi sergileyeceksek, o halde sahibimiz, yaratıcımız olan Allah'ın her an bizi gördüğünü, gözetlediğini biliyor olmamız gerekiyor. Ve haliyle ben de şunu yapıyorum, ibadetlerimde veya yaşantımda. Allah'ı görüyormuşçasına konuşuyorum. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet ediyorum. Allah'ı görüyormuşçasına annemi babama saygıda bulunuyorum. Allah'ı görüyormuşçasına her hayatımın anını yaşıyorum. O halde ne yapıyorum? Kendimi eğitiyorum. İşte manevi yönden ihtiyaçlarımı gideren, beni besleyen ve eğiten alandaki düşünce biçimlerine bizler ne diyeceğiz? Tasavvufi yorumlar diyeceğiz gençler. Anlaştık mı? Bu dört tane kelimenin anlamını iyi bilmem gerekiyor. Tekrar ediyorum. Mezhep neydi gençler? Yol, yöntemdi. İslam alimlerinin artık uygulanabilir, belli görüşlerini oluşturduğu ve geliştirdiği metotlardı. İtikad dediğim zaman inanç esasları aklıma gelecekti. İnanç esasları üzerinden oluşan yorumlardı. Fıkhi dediğim zaman gençler ne gelecekti aklıma? İbadetle ilgili yorumlar gelecekti. Ve tasavvuf dediğim zaman da gençler insanı eğiten, besleyen, ahlaki olarak insanı yücelten nedir? İhlas ve samimiyet. Allah'a olan yaklaşımında sürekli Allah'ı da görüyor halde ibadet eden, yaşayan bir insan olarak karşımıza çıkacak olan yorumlardı. Peki bunlardan ilkiyle başlarsak ve isimlerini söylersek kimdir bu İslam alimleri? Buradaki görüşlerini oluşturan, yöntemleri belli olmuş alimler kimler ve hangi gruba girer? İşte karşımıza çıkan yorumlar. Bakalım birazcık büyütmek istiyorum. Şöyle baktığınızda 3 tane başlık var değil mi? İnançla ilgili yorumlardı. Neydi? İtikadiydi. Fıkhi yorumlar neyle ilgiliydi? İbadetle ilgiliydi. Ve tasavvufi yorumlar gençler neyle ilgiliydi? Ahlakla ilgiliydi. Bakın böyle bir kodladık. İnançla ilgili yorumlar itikadiydi. Fıkhi yorumlar neyle ilgiliydi? İbadetle ilgiliydi. Ve tasavvuf neyle ilgiliydi? Ahlakla ilgiliydi. Peki bunların oluşturan görüşlerindeki isimler kimlermiş? İnançla ilgili yorumlarda karşıma 2 tane isim çıkıyor. Maturidi ve Eş'ari. Çocuklar sonuna Eş'arilik, Maturidilik şeklinde çıkacaktır. Ve sen bunun hangi ekole, hangi mezhebe, düşünceye ait olduğunu bilmen gerekiyor. İkincisi fıkhi dediğim zaman ne aklıma gelecekti? İbadet aklıma gelecekti. Burada da 4 tane yöntem, yol oluşturan mezhep karşıma çıkıyor. Hanefilik, Malikilik, Şafilik, Hanbelilik. 4 tane büyük İslam alimi. Ve tasavvuf dediğim zaman da ahlaki olarak bana yön veren, yol veren, eğiten, görüşleri artık herkes tarafından uygulanmış olan ve birçok insanın Müslüman olmasına katkısı olan bu insanlar kimlermiş? Yesevilik, Mevlevilik, Kadirilik, Nakşibendilik, değil mi? Ve Alevilik, Bektaşilik gibi yorumlarmış. İşte ben bunları şimdi tek tek grup grup inceleyeceğim. Ve incelerken de sizlerle örneklerimizi konuşarak daha da aklınızda kalmasını sağlayacağız. Gelelim birinci gruba.
Ne diyor? İnançla ilgili yorumlar. İnançla ilgili yorumlar dediğim zaman itikat kelimesi mi alacaktık? Karşındaki anahtar kelime. Evet, itikattı. İnançla ilgili yorumları ne yapıyordu? İnceliyordu. İki tane isim var dedik. Ne? Maturidi ve Eş'ari. Kimmiş bu Maturidi ve Eş'ari? Bir bakalım. Ebu Mansur Muhammed el-Maturidi. Çocuklar Türkistan'ın Maturid şehrinde doğmuş ve İmam Maturidi çocuklar büyük bir alim. Ve gelelim bir diğer isim Eş'arilik. Ebu'l Hasan el-Eş'ari. Yine Irak ve Suriye'de çok yaygın olan bir görüştür. Peki ikisi için genel olarak birkaç örnek üzerinden gidelim. Diyoruz ki ana kaynakları neydi? Kur'an, sünnet, sahabe değil mi? Yani şunu unutmayın. Bizim örnek aldığımız bu isimler, yollarını, metotlarını öğrendiğimiz bu isimler Allah'ın Resulü'nün ve Kur'an'ın çizgisinden ayrılmayan isimlerdir. İşte burada karşımıza çıkan bu isimlerle ilgili örnekler de vereceğim sizlere. Ne diyeceğiz? Kitab-ı Tevhid İmam Maturidi'nin bir eseri. Bunu da ayrıca bilelim ki sorular üzerinden karşımıza çıktığında. Çocuklar hatırlayın, siyasi olaylar dedik, kültürel olaylar dedik. Çıkan farklı düşünceler, ihtilaflı düşünceler, yanlış düşünceler, fitneler karşısında İslam alimleri de kendi görüşlerini açıklamışlar. İşte burada Maturidi ve Eş'ari'nin karşısına çıkan sorulardan birkaç örnek verelim. Mesela şu. Allah-u Teala'nın cennette görülüp görülmeyeceği. Ne dedik? Allah'ın birliğini iman ettik mi bizler? Evet. Ve Allah cennette görülecek mi? Bir soru. Veya işte başka ihtilaflı mezhepler çıkmış, görülmeyecek diyenler de olabilir. Bunun üzerine ne yapıyor? Eş'ari ve Maturidi diyor ki Allah cennette görülecektir. Yani onu müminler ahirette cennette görecektir. Cennete giden müminler Allah'ı göreceklerdir. Peki bir diğer ise şu. Büyük günah işleyenin durumu. Büyük günah işleyenin durumu ile ilgili ihtilaflı konular çıkmış. Ve bunun üzerine Maturidi şöyle cevap vermiş. Maturidi'den gidelim. Büyük günah işleyen yaptığı günahın haram oluşunu inkar etmedikçe dinden çıkmaz. Nedir? Büyük günah işleyen dinden çıkar mı? Normalde bizlerde Allah-u Teala'nın affetmesi dediğimiz, değil mi? Tövbeleri kabul etmesi dediğimiz bir merhameti de var. Ve biz yaptığımız hatanın pişmanlığını, günahımızı dile getirirsek, bu Allah'a isyan olmayan şirk haricindeki bütün günahlar ne olabilir? Affedilebilir ve bu hatta Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'in ne olmuştu? Müjdelenmişti. İşte çocuklar dinden çıkmaz ama ne olmadığı sürece diyor, yaptığı günahın haram oluşunu inkar etmedikçe. Mesela bir büyük günah işlemiş. Alkol al, yani bir örnek vereyim. Mesela haram olan bir şeyin haram olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Yani bir alkol haram, içki haram mı? Evet haram. Peki bunun helal diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. İşte helal diye demediği sürece diyor, dediği sürece özür diliyorum. Haram olarak kabul ettiği sürece yaptığı günah ne olursa olsun dinden çıkmaz. Yani günahın da tövbesini yapacak ya Allah affetsin. Tabii ki orası da bir gerçek. Peki Eş'ari de diyor ki büyük günah işleyen günahı helal saymadıkça dinden çıkmaz. Atıyorum adam öldürmüş veya zina yapmış veya başka bir günah işlemiş ve bunun helal olduğunu iddia etmediği sürece yaptığının yanlış olduğunu yani ya aynı kapıya çıkıyor aslında haram olduğunu söylediği sürece günah olduğunu söylediği sürece o kişi de ne yapmaz? Dinden çıkmaz. Bir diğer ise şu olabilir. İmanın artması ve eksilmesi. İman artar ve eksilir şeklinde görüşler var. İşte Maturidi diyor ki hayır iman artmaz ve eksilmez de. İman ne olur? Sabittir ama beslenir değil mi? Nasıl? Mesela Allah'a yaklaştıkça, ibadetlerini yaptıkça Allah'a daha çok yaklaşırsın. Veya günah ve harama bulaştıkça Allah'tan uzaklaşırsın. İşte bu şekilde açıklamalar var. Kader ve kaza ile ilgili konular var çocuklar. İyilik ve kötülük üzerinden konular var. Ve bunların hepsi o dönemde karşımıza çıkan sorunlar üzerinde alimlerin verdiği cevaplar. Ve bugüne de hala gelmiş ve biz de bu alimlerin görüşleri de devam etmiş oluyoruz. Ve devam edelim. Dedi ki inanç ilgili yorumlarda Eş'ari ve Maturidi aklıma gelecek. Birkaç örnekle de açıklamış olduk inşallah. Gelelim ibadetle ilgili yorumlar. İbadet deyince ne aklıma gelecekti? Fıkıh gelecekti değil mi? Fıkıh dediğim zaman da dört tane mezhebimiz var. Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik. Çocuklar bunlar fıkhi yorumdaki görüşleri olan İslam alimleri.
kurucusu Ebu Hanife'dir. Gerçek ismi Numan'dır. Küfe'de doğmuş, Bağdat'ta vefat etmiştir. Hanefilik mezhebi daha çok Türkiye, Irak, Pakistan, Kafkas ülkelerinde, Kafkasya'da gibi çocuklar ne yapar? Yayılmıştır. Peki Şafilik dediğim zaman ise İmam-ı Şafii aklıma gelecek. Gazze'de doğmuş çocuklar Mısır'da vefat etmiştir. Daha çok Mısır, Malezya, Endonezya gibi uzak doğu ülkelerinde yaygın olan bir görüştür. Haritayı inşallah sizlere bir sonraki derste gösterebilirim. Bir ders, diğer mezhebimiz Malikilik mezhebidir. Maliki mezhebinin kurucusu Malik bin Enes'tir. Medine'de doğmuştur çocuklar. Sahabinin merkezi olan, yani İslam'ın merkezi olan şehirlerden birisidir biliyorsunuz Medine. Ve burada El Muvatta adında bir hadis kaynaklı eseri vardır. Ve çocuklar Medine'de doğduğu için sahabilerin görüşlerine özel önem vermiş ve sahabi görüşlerine rol almış, kendisiyle devam ettirmiş ve yöntem olarak kullanmıştır. Fas, Cezayir, Tunus'ta yaygın olan bir mezheptir diyoruz biz. Sonuncusu, kurucusu Ahmet bin Hanbel'dir. Yine çocuklar binlerce hadis içeren Müsned adında çok önemli bir hadis kaynağı vardır. Hadis neydi hatırlayalım, bir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleriydi değil mi? Peki Arabistan Yarımadası'nda da ne olmuştur? Yaygınlaşmış bir mezheptir diyoruz. Çocuklar şöyle söyleyelim. Hanefi, şimdi 3 tane örnek vereceğim sizlere. Hanefi mezhebiyle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Yani Hanefi mezhebinde çocuklar içtihat, yani hüküm çıkarma. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Kur'an'da bir sorunla karşılaştılar. Daha çok Irak ve İran üzerinde, Irak ekolü yani Küf ekolü olarak da bilinir gençler. Şöyle söyleyelim. O bölgelerde, hat dedik az önce, yeni konular ortaya çıkmış, yeni sorunlar ortaya çıkmış ve bununla ilgili sorularda ne olmuş? Kur'an-ı Kerim'e baktıklarında o konuyla ilgili bir bilgi yok. Sünnete bakıyorlar. İkinci kaynak neydi? Sünnetti. Sünnete baktıklarında da yok mesela. Veya sahabiye baktıklarında sahabi de yok. O halde ne yapacaklar? Kendileri icma dediğimiz, kıyas dediğimiz, belki Kur'an'daki benzer konular üzerinden örnekleyerek veya işte Kur'an'daki anlatılan konular üzerinden veya sünnetteki bahsedilen benzer konular olabilir veya olmayabilir, kendileri bir hüküm çıkaracaklar. İşte Hanefi mezhebinde içtihada çok önem verilmiş ve meydana gelmemiş fakat gelme olası olan olaylara bile çözüm üretilmiştir. Meseleler ortaya atılıp uzun uzun tartıştıktan sonra ağırlık kazanan görüş Ebu Hanife tarafından karara bağlanmıştır gençler. Anlaşılabildik mi? Ne yapıyorum? Şunu unutmuyorum. Bir sorunum var. Kur'an'a baktığında Kur'an'da bunun mesela ola ki bu soruyla ilgili cevap yok. Sünnete baktığında ikinci kaynak, onda da cevap yok. Sonra sahabiye baktığında onda da kaynak yoksa çocuklar artık ne yapıyorum? Kendim bununla ilgili bir hüküm çıkarabiliyorum. Ama kim yapıyor bunu? Büyük İslam alimleri kim? İmam-ı Azam çocuklar çok büyük bir alim. Bu yüzden İmam-ı Azam büyük imam denilmiştir kendisine. Ve rüyasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sünnetime sahip çık şeklinde de İmam-ı Azam'a ne yapmıştır? Bu konuda rüyasında da görünmüş ve hani yol ve yöntem olarak da İmam-ı Azam'ın yöntemi ne olur? Kabul edilmiş bir yöntemdir diyoruz. Devam edelim. Mesela çocuklar Maliki ile ilgili örnek verecek olursak daha çok Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı şehir olan Medine'de yaşadığı ve doğduğu için çocuklar sahabilerin görüşlerine özel önem verdik Maliki'den için. Ve çocuklar İmam Malik Peygamberimizin hayat tarzını en güzel biçimde yaşadıkları için bu hayat tarzını Medine halkı tarafından da benimsenmiştir. Bundan dolayı Malikiler Medine halkının yaşayışını hüküm çıkarmada bir dayanak olarak ele almışlardır. Yani Medine'deki hayat yaşantısını, sahabilerin buradaki devam ettirdiği gelenek örnek yani olarak gösterdikleri uygulamalar üzerinden hükümler, sorunlar ortaya çıktığında hükümler buradan bu şekilde ne yapılıyormuş? Yol alarak, örnek alınarak çıkarılıyormuş. Peki Şafii ne yapıyormuş peki çocuklar? İmam-ı Şafii ise hükmünü aradığı bir meselede, yani sorun olan bir meselenin çözümünü önce yine Kur'an-ı Kerim'e, sonra Peygamberimizin sünnetini orada da bulamazsa İslam bilginlerinin ortak görüş ve kararlarına ne yaparak, bakarak yol alıyormuş.
Ve devam edelim. Çocuklar ve Hanbeli çocuklar, İmam Hanbeli diyelim. Daha çok meseleler çözüme kavuşulurken yine önce Kur'an-ı Kerim, sonra peygamberin sünnetine başvurulmuş. Daha sonra ise icma niteliğinde sahabilerin sözleriyle de icma niteliğinde kabul görmüştür. Günümüzde dedik Hanbeli mezhebi daha çok Suudi Arabistan'dadır. O halde genel bir toparlarsak bu imamların kendilerine göre bir yöntemleri var. Hüküm çıkarma yöntemi. Dedik ya işte Hanefi mezhebi ne yapmış? Kur'an-ı Kerim birinci kaynak, ikinci kaynak sünnete bakmış. Sonrasında hani sahabeyi de katabiliriz buraya. Sonrasında çocuklar eğer burada bir sorun, konuyla ilgili soruyla ilgili cevap yoksa ne yapıyorlar? Kendileri tartışarak öğrencileriyle, bulunduğu meclisteki İslam alimleriyle bir hüküm çıkarıyorlar. Hatta ortada bir sorun yoksa bile yeni bir sorun üzerinden hüküm çıkarmaya ne yapıyorlar? İçtihat yapmış oluyorlar. Bir diğer ise Şafii mezhebi, Maliki ve Hanbeli dedik. Yine onlar da aynı şekilde Kur'an'a bakarak, sünnete bakarak, sahabilere bakarak ne yapıyorlar? Kendileri hüküm noktasında sorunları çözmeye çalışıyorlar. Peki birinci örnek. Diyor ki kişinin vücudundan kan çıkması. Hanefi mezhebi bu konuyla ilgili şöyle bir görüş almış. Kişinin vücudundan kan çıkması abdesti bozar. Şafii mezhebi de demiş ki hayır bozmaz. Bu birinci örneğimiz. Mesela böyle bir. İkinci örnek. Maide suresinde geçen ayette, 6. ayette çocuklar abdestin farzları yer almaktadır. Nedir? Elleri kollarla, dirseklerle beraber yıkamak, yüzü yıkamak, başın dörtte birini meshetmek ve ayakları topuklarla birlikte yıkamak. Doğru mu? Evet. Abdestin farzını o halde Hanefi mezhebi demiş ki 4 tanedir. Ve ayetteki esaslara yer vermiş. Şafii mezhebi de şöyle söylemiş. Niyet etmek ve sırasına göre yapmak da farzları arasına girer. Yani Hanefi mezhebinin sünnet ya da vacip olarak eklemelerde kabul ettiği abdestin vacipleri, sünnetleri şeklinde uygulamaları Şafii mezhebi farz olarak kabul etmiş. Ne yapmış? Niyet etmek farzdır demiş abdeste. Sırasına göre yapmak farzdır demiş. İşte bu şekilde eklemeler var. Veya bir örnek daha verelim. Kurban kesmek. Çocuklar kurban kesmek nedir? Hanefi mezhebince şartları taşıyan için, Müslüman için vaciptir. Ama Şafii mezhebi, Hanbeli mezhebi, Maliki mezhebi de diyor ki kurban kesmek sünnettir. Peki şöyle bir özetlersem sünnet benim için neydi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulamalarıydı. Kıymetli mi? Elbette çok kıymetli. Kur'an'dan sonra ikinci kaynak diyor muyuz? Evet diyoruz. O halde sünneti terk etmemek için ne yapıyoruz? Çabalıyoruz. Peki vacip ne demektir benim için? Farz yakın olan bir hükümdür. Yani farz kadar kesin değil ama yakın. O halde çocuklar baktığım zaman aslında farz, vacip, sünnet, mekruh, müstehap gibi kelimeler fıkıh literatürüne geçen kelimelerdir. Farz Allah'ın emrettiğidir. Ona asla müdahale edilmez. Ama farz, vacip, vacip, sünnet gibi durumlar mezheplere göre ne yapmıştır? Değişkenlik durumundadır diyoruz. İşte bu şekilde ibadetlerle ilgili yorumları ben 4 grupta ele alıyorum. Hanefi mezhebi diyorum, Şafii mezhebi diyorum, Maliki mezhebi diyorum, Hanbeli mezhebi diyorum. Ve bu şekilde ibadetlerle ilgili bölümü bitirmiş oluyorum. Lütfen bu konuyu anlamak için kodlamaları muhakkak dikkatli bir şekilde yapmanız gerekiyor gençler. Ve devam edelim. Buradaki etkinliği yapıp bugünkü dersi bitirelim. Haydi bakalım. Sıra sizde. İslam düşüncesi yorum biçimi kaça ayrılıyordu? Duymak istiyorum aslında şu an sizler ama inşallah Zoom dersinde bana cevap vereceksiniz. Ne dedik? İslam düşünce biçiminde 3 yorum vardır. Birincisi itikadi yorumlar, inançla ilgili yorumlardı. 2. Fıkhi yorumlar, ibadetle ilgili yorumlardı. Ve 3. tasavvufi yorumlar ise ahlakla ilgili yorumlardı. Peki bunların altındaki isimleri de saymıştık. Hangi İslam alimleri var? Bunları gruplandırmıştık. Demiştik ki inançla ilgili durumlarda Maturidi, Eş'ari esas aldık ve bunların görüşlerini açıkladık. Fıkhi mezheplerde 4 mezhebi esas aldık. Şafii, Hanbeli, Hanefi, Maliki bunları yer aldık, anlattık. Ve üçüncüsü ise tasavvufi, ahlaki yorumlar dedik. Henüz anlatmadık ama isim olarak Yesevilik, Mevlevilik, Nakşibendilik, Kadirilik gibi Alevilik, Bektaşilik şeklinde ne yaptık? Başlık altında topladık. Peki, devam edelim.
Diyor ki verilen uygun kelimeleri boşluklara doldurunuz. Hadi bakalım. A. İslam kültüründe dini ilimlerde yetkin olan din bilginin dinin ayrıntıları ile ilgili konularda kendine özgü kural ve metotla meydana getirdiği görüşler. Ne demiştik? İslam aliminin belli konularda geliştirdiği görüşleri artık bir metot haline gelmiş ve kendine özgü olmuş. O halde buna biz ne diyorduk bu görüşe, bu yola, bu metoda, bu ekole? Mezhep diyorduk değil mi gençler? İki, insanların dünyada ve ahirette mutlu olmaları için Allah'ın göndermiş olduğu kuralların hepsine kesin bir şekilde inanmak dediğim zaman aklıma ne gelecek? İnanç esaslarıydı. İnanç esaslarıyla ilgili olan kelime de neydi? İtikat kelimesiydi değil mi? Ve üç, nokta nokta inançla ilgili yorumdur. Hemen aklıma kodlamam gereken isimler vardı. İnançla ilgili yorumlar deyince iki tane görüş karşıma çıkacaktı. Maturidilik ve Eş'arilik. Kaynak bize Maturidiliği aldıysa buraya Maturidilik diyeceğiz. Ve dördüncüsü, nokta nokta yorumlar ibadetlerle ilgilidir. İbadetle ilgili yorumlar neydi çocuklar? Hatırlayın, fıkhi yorumlar değil mi? Ve bir sonraki, İmam Azam Ebu Hanife'nin görüşlerini esas alan fıkıh ekolü. Ne yapıyoruz? Hanefi'nin sonuna ne yapacaktık? Hanefilik şeklinde ekleyecektik. Ahmet bin Hanbel'in görüşlerini esas alan ekol, hangi ekol? Fıkhi ekol. İbadetlerle olan ekol, Hanbelilik olarak karşıma çıkacaktı. Evet gençler, tekrar ediyoruz. Bu üniteyle ilgili yaptığım ve sizlerle paylaştığım dokümanların defterinize geçirmeniz için inşallah gruplarınızda paylaşacağım. Söz uçar yazı kalır diyoruz ki bu ünitede bizler biliyorsunuz genel olarak akıllı defterle kullanmadığımız için kaynak olarak sizlerin yazması gereken ünite konusudur. Ve kodlamaları, gruplandırmaları iyi anlamanız ve iyi bir şekilde tekrar etmenizi sizlerden istiyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun gençler.